Dönerken hızlı. Dönerken hızlan biraz. Gel böyle. Timuçin. Çizgiyi takip et. Beraber konuşa konuşa gideceğiz. Nasılsın Timuçin? Yaş kaçtı? Konsantrasyonu bozuldu. Konsantrasyonu bozmayacaksın. Devam. Aynen devam. Haydi bakalım. Hem konuşacağız hem gideceğiz. Haydi bakalım. Yürüyüş. Benim yürüme hızımı. Kaldır motoru. Evet güzel. Biraz daha ön tarafa otur. Biraz daha öne yaklaş. Evet. Sola, sol tarafa doğru gidelim. Sola gidelim. Sola gidelim. Tamam. Henüz çok yeni motorcusun galiba. Ne kadar oldu? Kaç kilometre oldu? 200-250 kilometredesin. Gayet güzel, evet. Biraz gaz verebilirsin dengesiz yaşadığın zaman. Gaz takviyesi yap hafiften. Çok güzel. Nasıl hissediyorsun kendini şu anda? Evet, güzel. Çok sıkmamak için yürüme hızında sizi giydirmiyorum. Kaskla şununla bununla. Ama eldiven giymeni söylemiştim kontrol için. Sonuçta, evet onu unuttun. Durmak yasak değil. Bir daha. Tamam. İkinci periyotta eldiven giyiyoruz. Tamam. Haydi bakalım. Evet. Birol Bey. Evet. Hem sohbet edeceğiz. Hem beraber süreceğiz yavaş yavaş. Hadi. Hem sohbet edeceğiz. Benim yürüme hızımda. Evet. Yaş kaçtı hocam bu arada? 49. Bayağı bir kilometre var motorda. 30-35 bin kilometre yapmışsın galiba. Tamam. Çok gaz verme hocam. Çok gaz verme. Motorun güçlü. Motorun güçlü. Tamam. Gayet güzel. Tamam. Çok gaz verme. Debriyajı zorlamayalım. Nasıl hissediyorsun kendini? Tamam. Çok güzel. Sizin bisikletçilik biraz zayıfmış. Bisikletçiliğiniz evet. Bisikletçilik. Tamam. Tamam. Ayak koymak yasak. Devam et. Devam et. Dengeni sağla. Dengeni sağla. Evet. Bisikletçilik zayıf olunca durumlar böyle oluyor. Maalesef. Çok gaz verme. Çok gaz verme. Debriyajı yemeyelim. Tamam. Gayet güzel. Evet. Yürüme hızımı geçtim biraz. Tamam. Beraber. Hocam dalma sporu da var sizde. Daha yavaş. Beni koşturma hocam. Dalma da var sizde. Dalgıçlık da var. Gayet güzel. En son kaç metreye daldınız hocam? 42 metre. 42 metre bayağı ciddi. Tüplü. Evet. Serbest dalış? Serbest yok sizde. Tamam. Tamam hocam. Ha bu kadar gaz. Fazla gazı debriyajı yemeyelim. Dönüşünü yap hocam. Dönüşünü yap. Sürüş senin kontrolün altında. Tamam yavaşla. Yavaşla. Düz bir çizgi takip edelim. Tamam. Debriyajı biraz debriyajı yüklen. Tamam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Devam. Evet. XCR Yamaha 600 Timuçin arkadaşımız 200 kilometre otosiklet tecrübesi olan bir arkadaşımız. Henüz ehliyet sahibi değil. Ama bisiklet tecrübesi ileride. Bu çalışmalarımıza da çok güzel ayak uydurdu. Çok güzel rahatlattı kendini. Şu an gayet başarılı. Kafayı iyi çevir. Dar manevrada çok harika noktaya geldi. Dediğim hep her zaman deriz. Ne kadar erken başlarsak bu kurslara o kadar daha iyi. Birol arkadaşımız Ankara'dan Eskişehir'e geldi kurs için. Beraber çalışıyoruz. Kendisi motosikleti bir istromla bir 30 bin kilometre falan yapmış ama sürüş tecrübesi çok zayıf. Bir de kötü bir
kaza geçirmiş, dizini incitmiş. Oradan da bir defansif durum kazanmış. Biraz zor oldu onu yıkmamız ama şu an gayet başarılı. Gayet güzel. Kombinasyon, dörtlü kombinasyon eksikliği vardı Emiroğlu'nun. Onu yendik. Çok uyumlu. Bistrom'un da sevmeye başladı. Yavaşta gayet güzel. Yavaş sürüş, dar manevra. Yeterli zaten. Ama bu noktaya gelmemize bayağı bir çalıştık. Barbaros eski bir kursi yerimiz. O da tekrar kendini check etmeye geldi. Hava oldukça sıcak. Eskişehir 34 derece. Ya yavaş sürüşte, kapalı alanda motosiklet hakimiyeti kazanmış arkadaşları tabii daha rahat bırakıyoruz. Onları sıkmıyoruz. Bu ortamda onları bir de deri ceketleri falan giydirip erkenden bezdirmiyoruz. Vallahi yürüyüş hızında motosiklet kullandırıyoruz. Onun için bizi eleştirmeyin. Zaten ben kurslarımda %99.9 düşme yaşamayan bir eğitmenim. Önce motosiklet neden düşülür, neden düşer? Onları sabahtan çalışıyoruz. Topaş misali, topaş ne zaman dik kalır? Ne zaman yalpalar, ne zaman düşer? O teoriyi veriyorsak mutlaka onun arkasında da tutturan bir eğitmenim ben. Rahatız şu ana kadar. Bir sıkıntımız yok. Rahat çalışsın kursiyerlerim. Bir sıcak havada onları bunaltmıyoruz. Evet, güzel. Gayet güzel bu tim için. Bakıştan imtina etmeyelim.
Evet, bu ay böyle tarlayla, Harley'in bu modeliyle devam ettik. Yönlendirmesi gerçekten zor. Yavaş sürüşü zor bir makine ama isteyince, çalışınca her şeyin üstesinden geliniyor. Şu Ayıp kardeşim de gayet başarılı. Mola mı vereceksin? Bir kez daha. Bir kez daha. Çık alandan. Devam. Seni şaşırttırdı o. Tamam. Tamam. Çek Ahmet abi. Gel kenara. Tamam. Çek kenara. Çek kenara.